Merhabalar, hoş geldiniz Habere Doğru programımıza. Gördüğünüz gibi çeşitli görüntülerle size dün akşamı hissettirdik tekrar. Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın binasının önü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve de tabii ki Saraçhane. Oradaki görüntüler dün bize işte bu şekilde yansımıştı. Sizinle paylaşmak istedik. Bu arada size çok teşekkür ediyoruz. Çünkü dün akşam bizi izlerken, seçimi izlerken bizim kanalımız aracılığıyla izleyenleriniz oldukça çoktu. Çok teşekkür ediyoruz size. Tele1'e olan güveninizin devam ettiği ve sadakatinizin devam etmesi nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Evet, bir seçim dönemi yaşadık. Aylardan beri bu ekranlarda zaten adayları tanıdınız, siyasi parti liderlerinin konuşmalarına şahit oldunuz, tanıklık yaptınız. Tabii ki yine her seçim döneminde olduğu gibi artık Türkiye burası, her türlü sahtekarlıklar, her türlü kara propaganda, her türlü iftiralar ve montaj videolar yine revaçtaydı. Ama bu kez tutmadı, Mayıs ayındaki gibi halkı yanıltıcı bu türlü bir propaganda şekline halk geçit vermedi. Hayır dedi, yeter artık, bu sahtekarlığın sonu gelmeli. Evet, Türkiye İttifakı söylemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, özellikle de Özgür Özel'in ve de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı söylemi tuttu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler sadece Cumhuriyet Halk Partili seçmenler değil, aynı zamanda diğer partilerin temsilcilerinden de Cumhuriyet Halk Partisi yüksek oranda oy aldı. 31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı ve sandıktan Türkiye genelinde son yıllarda görülmeyen, gözlemlenmeyen bir tablo ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklı kazandı ve bunun yanı sıra da AKP'nin kalesi olarak bilinen birçok ilde fark attı. Partilerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi %37,58 oranında oy aldı. AKP %35,61. Yeniden Refah Partisi, aslında bu seçimlerde ayrı bir sayfa ayırarak konuşmamız gereken parti, gerçekten de %6,13 oranında oy aldı ve 3. parti haline geldi. DEM Partisi 5,61. MHP 4,96. Hadi 5'e doğru yönlendi diyelim, aldığı oy oranı. İYİ Parti ise ayrı bir sayfa, yine açmamız gereken parti, 3,77. Diğerlerinin toplam oranı ise 6,30 şeklinde ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi 35 ilde kazandı. Toplamda 35 il Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah 2, İYİ Parti 1 ve Büyük Birlik Partisi 1 ilde belediye başkanlığını kazandım. Ayrı ayrı size bunun haberlerini vereceğiz. Arkadaşlarım yoğun bir şekilde dünden itibaren, hani gece geç saatlere kadar çalışmış olmalarına rağmen, bu sabah yeniden geldiler ofislerinde, bize taze haberler hazırladılar. Bunların hepsini sizinle paylaşacağım birazdan. Tarihi zafer koyduk ve tabii ki iktidara sarı kart adını da koyduk. Neden sarı kart? Niye kırmızı demiyorsunuz diyor bazı izleyicilerimiz. Sarı kart çünkü bu iktidarın değişeceği bir seçim değildi. Bu sadece bir yerel seçimdi. Burada ihtar, uyarı ve sarı kart ortaya çıktı. Tabii bazı illerde kırmızı kart gösterildi çünkü AKP iktidarının yıllarca belediye başkanlığını yürüttüğü o illerde artık kırmızı kart ortaya çıkıp o illerin belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti çoğunlukla. Yeniden Refah Partisi de Şanlıurfa, Yozgat gibi illeri kazandı. Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa kazandı. Burada da hani ayrı bir sayfa açmamız gereken parti Yeniden Refah Partisi de, gerçekten de onu da söylemek lazım. Ayrıntılarına gireceğim. İmamoğlu'nun Saraçhane görüntülerine şöyle bir bakacağız, sizinle bakacağız. Çünkü İmamoğlu önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitmeden önce İstanbul İl Başkanlığı'nda beraberinde İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte açıklamalar yaptı. O açıklamaların hepsini Tele1 olarak size aktardık ve ardından da işte şu gördüğünüz görüntülerle ceketini çıkartıp, kravatını çıkartıp, beyaz gömleğiyle birlikte, hani o kaybettirilen, o hani Yüksek Seçim Kurulu'nun haksız hukuksuz bir şekilde belediye başkanlığını elinden aldığı, o gün yaptığı gibi 23 Haziran'a hazırlanırken yaptığı gibi aynen bu şekilde yine kravatını çıkarttı. O Saraçhane'deki muhteşem kalabalığa seslendi. Onu da size aktaracağız birazdan. Mansur Yavaş'tan konuşmamak olmaz. Çünkü Mansur Yavaş tarihi bir fark attı. Mansur Yavaş partiler üstü bir siyasetçi haline dönüştü. Az laf çok iş.
Bütün Ankara'daki afişler böyledir. Mansur Yavaş'ı da o şekilde tanıdı halk. Onun yaptığı işlere bağlandı. Onun yaptığı işleri sevdi. Mansur Yavaş'ı Ankaralılar sevdi. Sadece Ankaralılar değil, Ankara'nın ilçelerinde olanlar da sevdi. Ve Mansur Yavaş'a bütün siyasi partilerden oy geldi. %60'ın üstünde bir oy oranı ki bu tabii çok önemli. Gerçi Turgut Altınok hani onun rakibi olarak ortaya çıkmıştı. Her türlü yaptığı açıklamaların doğru olmadığına yer, mal varlıkları, sahte diploması artık saymaya gerek var mı bilmiyorum ama Ankaralılar tarafından kabul gören durumlar değildi bu. Keçiören Belediyesi'ni dahi kaybetti. Uzun 35 yıldan beri yönettiği belediyeyi dahi kaybetti. AKP ve MHP bu oranda onu da söylemeliyiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bütün bunları yine ayrıntılı bir şekilde aktaracağız size. Kaybeden Erdoğan'dı. Hani bir zamanlar adam kazandı denmişti ya, bu sefer o adam kaybetti. O adam kaybetti, kaybettiğini de kabul etti. Umduğumuz sonucu alamadık dedi. Ama yine bir kibir hakimdi dün akşam. AKP il başkan, AKP genel merkezinde yaptığı konuşmada o balkon konuşması bu sefer daha sakin, daha sahiplenici ve kaybettiğini kabullenen bir konuşmaydı. Onun da ayrıntılarına az sonra sizinle gireceğiz. Yeniden Refah Partisi'nden bahsettik. Fatih Erbakan yine bu kez babasının mirasını aldı götürüyor bir anlamda. 60 belediye kazandı. Birisi büyükşehir, birisi de normal il belediye başkanlığı. Seçimi 3. sırada tamamladı. Yani artık Yeniden Refah Partisi bu seçim sonuçlarına göre 3. siyasi parti oldu. Zaten söylüyordu, MHP'yi geçtik. Demi geçtik, sıra İyi Parti'de diyordu. İyi Parti'yi meğerse çoktan geçmiş Yeniden Refah Partisi. Bu seçimlerin konuşulması gereken partilerinden birisi. Bahçeli, Bahçeli zorda. Bahçeli'nin dün bilmiyorum bakabildiniz mi, işte şu anda fotoğrafı geliyor. Oy kullanırken yüzündeki morluklar ve kolunun sargılı olduğunu gördük. Gazeteciler etrafında onu dinlemeye ya da onun takip etmeye gidenler bir kere bile soramadılar. Ne oldu yüzünüze, kolunuza ne oldu Sayın Bahçeli diyemediler. Kulis bilgisi daha sonra saatler sonra geldi. Evdeki bir kaza sonrası oluşan morluklar ve kolundaki sargı gelmiş. Bahçeli zor durumda çünkü %5'e kadar geriledi Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları. 4,96 tam olarak. Dolayısıyla zorlandığını görüyoruz. Ve de Akşener ve de İyi Parti, yine ayrı bir sayfa açmamız gereken kişi. Akşener için hiçbir şey iyi olmadı diye başlık attık. Partiden istifa sesleri de geliyor. Önemli isimler istifa ettiler ve istifa çağrısı yaptılar Meral Akşener'e. Meral Akşener de birkaç saat önce kameraların karşısına çıktı. Benim hatırladığım kadarıyla onca söylediği şeyden sonra şudur dedi ki, olağanüstü kurultaya gideceğiz. Ama aday olacağım, olmayacağım diye bir açıklama yapmadı. Olağanüstü kurultaya gideceğim dedi. İşte bence yorumsuz bir fotoğraf getirdik. Bu Telebir.com.tr'nin fotoğrafıdır. 3.604.731 oy kaybetti Meral Akşener. Yorumlamak gerekir mi? Gerekmez. Geçmişte neler oldu, niçin bu kadar oy kaybetti mi? Gerekir mi yorumlamaya? Bence gerekmez. Şimdi aslında muhasebe zamanı, İyi Partililer için muhasebe zamanı. O muhasebeyi büyük bir ihtimalle İyi Partililer yapacaklardır. Çünkü bu kadar oy kaybı kendilerinin emeklerinin ortadan kalkmasının yegane nedeni Meral Akşener'in uyguladığı siyasi tavırdır ve siyasettir. Bunu da mutlaka kendileri bir şekilde hesabını yapacaklardır. Birazdan Siyaset Bilimci Sezin Öne'yle bütün bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ama 17'den itibaren de bu seçimlerin bir kahramanıyla konuşacağız. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ı 35 yıl sonra Adıyaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kenti haline dönüştü. Adıyaman'daki o izdiham, Adıyaman'daki o müthiş kalabalık, dün akşamki kutlamalar, bunların hepsine yer vereceğiz. Saat 17'den itibaren Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı. Biliyorsunuz Adıyaman milletvekiliydi. Şimdi belediye başkanı bizimle birlikte olacak. Hadi haberlerimizi vermeye başlayalım ve ardından da zaten sohbetimizi yapacağız biraz sonra. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Seçimi kazanan Türkiye İttifakı'dır.
Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl aradan sonra ilk kez bir seçimde birinci parti çıktı. 14'ü büyükşehir, 35 belediye kazanan CHP pek çok ilde sürpriz yaptı. 7 ilde Cumhuriyet tarihinde ilk kez belediye yönetim CHP'ye geçti. Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Ortaya çıkan tablo ANAP'ın büyük hüsran yaşadığı 1989'daki yerel seçimleri anımsattı. CHP Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. Partilerin Türkiye genelinde aldığı oy oranlarına bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi %37,7, AKP %35,5, Yeniden Refah Partisi %6,2, DEM Parti %5,68, Milliyetçi Hareket Partisi %5, İyi Parti ise %3,8 oy aldı. Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur. CHP artık başının üzerindeki görülmez %25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. 17 milyonun üzerinde oy alan Cumhuriyet Halk Partisi belediye sayısını 21'den 35'e çıkardı. Bunların 14'ü Büyükşehir Belediyesi. İstanbul, Ankara ve İzmir yine CHP'de kaldı. İstanbul ve Ankara'da belediye meclisinde de çoğunluğu sağlayan CHP ilçe sayılarını da arttırdı. İstanbul'da toplam 26, Ankara'da 16 ilçe belediyesi Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından yönetilecek. 1989'dan sonra ilk kez Adıyaman'ı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürpriz yaptığı çok sayıda il oldu. Var olan büyük şehirlerine Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli'yi de ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel'in memleketi olan Manisa, Cumhuriyet tarihinde ilk kez CHP'ye geçmiş oldu. Balıkesir'i ise 74 yıl sonra kazandı. CHP'nin Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandığı diğer iller Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Uşak ve Zonguldak oldu. Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu. 47 yıl sonra Amasya, Bartın, Giresun, Kastamonu'yu, 35 yıl sonra ilk kez Adıyaman'ı alan CHP, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir, Sinop ve Yalova seçimlerinin de galibi oldu. Bu arada siyasi partilerin aday gösterdiği 26 milletvekilinden 4'ü belediye başkanı seçildi. CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tuttere, Adıyaman, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı seçildi. 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle mecliste CHP'nin sandalye sayısı 125'e düştü. Dün akşam bizler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydik, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önündeydik, aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeydik, İstanbul Saraçhane'deydik, sonuçta Tele 1 her yerdeydi. Muhabirlerimizle, yorumcularımızla Merdan Yanardağ'ın yönettiği bu kadro gerçekten de başarılı bir performans gösterdi ve sizlerle buluştu. Buluşması da ölçümlere bugün yansıdı. Çok teşekkürler bizler aracılığıyla bu seçimi izlediğiniz için. Hatay'dan bahsedeceğiz birazdan ve Hatay'da bir canlı bağlantı yapacağız. Nermin Yıldırım Kara bizimle birlikte olacak. Çünkü orada usulsüzlükten, orada halkın iradesine darbeden ya da halkın iradesinin sandığa yansımaması için işte yapılan usulsüzlüklerden bahsediliyor. Bu nedenle bu konuyu konuşmamız lazım ayrıca. Hatay konusu biliyorsunuz zaten bizim en çok konuştuğumuz konulardan birisiydi seçimlerden önce. Lütfi Savaş aday olacak mı, olmayacak mı? Gökhan Zan ismi sürekli olarak zikredildi. Önce İyi Parti, sonradan Türkiye İşçi Partisi'ne geçti. Gökhan Zan'ın aldığı oy oranı 2,2'de kaldı ama 15 bin civarında da oy aldığını görüyoruz. Ve Lütfi Savaş'ın 4 bin civarında bir oyla kaybettiğine yönelik bir takım iddialar var. Henüz daha kesinleşmiş sonuçlar değil bütün bunlar. Bunların hepsini konuşacağız birazdan canlı bağlantıyla. Sezin Öley'le de konuşmadan önce bir Hatay'a gidip bu konuyu sormamız lazım. Şimdi Özgür Özel'in en çok vurucu ifadesi dün, %25'lik tavanı Cumhuriyet Halk Partisi kırmıştır, cam tavanı kırmıştır dedi. Artık başının üstündeki o görünmez %25'lik tavan kırılmıştır, tuzla buz olmuştur dedi. Dolayısıyla Özgür Özel'in vurguladığı şey şuydu: bir vefa gerekiyorsa eski genel başkanlara, o vefa
bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar yapmaktır. Biz şimdi birinci parti yaptık dedi. Özgür Özel'in iki kez kameraların karşısına geçtiği dönemlerde söylediği şey. Önce basın toplantısı yaptı, sonra da otobüs üstünde halka konuştu. Evet, önemli. Önemli bir geceydi. O geceyi sizlerle birlikte yaşadık. Şimdi Hatay'a gidelim. Hatay'daki bu yolsuzluk ya da usulsüzlük meselesine değinelim. Sandıklar nasıl sayılıyor, neler yapılıyor? Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkürler. Siz tabii büyük bir ihtimalle sabahlara kadar uykusuz bir şekilde seçim gecesini yaşadınız. Şu anda yaşadıklarınızı bize özetleyebilir misiniz? Çünkü orada bir halkın iradesine engel durumu söz konusu değil mi? Evet, burada şu an iki tane çadırdayız. İl başkanlığımızdayız. Arkadaşlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, gençler, kadınlar şu an burada oyları tekrardan tutanaklarla uğraşıyoruz. Genel merkezden gelen avukatımız burada, milletvekillerimiz burada. Hepimiz tekraren Hatay halkının iradesine sahip çıkmak için yani dün geceden beri ayaktayız ve uykusuzuz ve şu anda içimizi yapıyoruz. Valla biz de öyle yani 18 bin 19 bin fark vardı. Ben İskenderun Belediyesi'nin oylarını sayarken onları tasdif ediyordum. Büyükşehir'e bakmıyorduk çünkü 18 bin öndeydik yani gece 11-11.30'da. Saat 1'den sonra 1.30'dan sonra ne olduysa her şey tepetaklak oldu. Biz de onlarla ilgili şu an çalışıyoruz. Bu halkın iradesine işte sahip çıkmak adına, bu namusu korumak adına esasında elimizden ne gelirse bunu yapıyoruz efendim. Tamam, anlatır mısınız? Biz kendi tutanaklarımıza bakıyoruz. İtirazlarımız için bir hazırlık süreci yaşıyoruz. Yarın saat 3'e kadar bir hazırlık için yani itirazlar için zamanımız var, süremiz var. Bu süremizi en iyi şekilde kullanarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Peki bir oy taşıması mı oldu, toplu bir oy kullanma mı oldu? İtirazınız nedir tam olarak? Efendim şunu söyleyeyim size. Bugün sabah Vali Bey'in Twitter'daki kamuoyuna bu açıklamayı yapıyorum. Kamuoyunda takdirine bırakıyorum. Sabah görevimin başındayım diyerek bir vali niye tweet atar geceden sonra? Bunu gerçekten bilmek istiyoruz. Ve kamuoyunu da bilmek istiyor. Sabah bütün ekibimle görevimin başındayım diye niye bir tweet atıyor çok merak ediyoruz. Biz oylarımızı tekrardan gözden geçiriyoruz. Gerekli itirazlarımızla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Sadece bu kadarını söyleyebilirim. Bunun dışındaki süreci daha şeffaf bir şekilde genel merkezimizden gelen avukatımızla birlikte, genel merkezimizle birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla daha spesifik ve somut bir şey söylemeyeceğim. Fakat elimizde muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge diyebileceğimiz ve usulsüzlüklerin olduğuna dair elimizde delillerimiz var. Bunların da hepsini şu anda tutuyoruz ve gerekli yere, gerekli merceğe aktaracağız. Yüksek Seçim Kurulu il başkanlığına, ilçe başkanlıklarına herhalde ileteceksiniz bunları değil mi? İtiraz elbette içerisinde. Yüksek Seçim Kurulu'na. İtirazlarımızı elbette yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Şu anda ortaya çıkan oy farkı ne kadardır Nermin Hanım? Yani ifade edilen şey 3000 küsürdü öyleydi ama biz bunu tabii böyle demiyoruz. İfade öyle. Kazandıklarını iddia edenler öyle ifade ediyordu. Çünkü 4000'le kazandık, 5000'le kazandık diye daha sandıklar bitmeden, veriler girilmeden 4000'le kazandık, 5000'le kazandık diyen bir zihniyetten bahsediyoruz. Tabii buraya doğrudan müdahale ettiğini düşündüğünüz de bir vali var orada. Sizin tabii en çok endişe duyduğunuz şey de bu. Maalesef yani süreci takip ediyoruz. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi kamuoyunun takdirine bırakıyorum.
Peki. Nermin Hanım çok teşekkürler. Oh, yorgun halinizde bize bilgi verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, Nermin Yıldırım kararıyla konuştuk. Hatay Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin, gördüğünüz gibi orada bir şeylerin olabileceği aslında çok daha aşikardı. Yani o Gökhan Zan ismi bir anda ortaya çıktı. Gökhan Zan ismi bir anda ortadan kalktı. Yani İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi'nin adayı oldu ve daha sonra da bir anda bazı ses kayıtları falan ortaya çıkınca Türkiye İşçi Partisi ona olan desteğini geri çekti. Tabii ki 15 bin oy da buna rağmen aldığını söyleyebilelim. Oy oranının %2,2 olduğunu gördüm ben en son. Evet, geçelim İstanbul'a. İstanbul'da çok hareketliydi. İstanbul gerçekten de Ekrem İmamoğlu başından sonuna kadar bu seçimin kampanyasında halka dokunarak, halkla kucaklaşarak, onlarla birlikte olarak, çocukları kucağına alarak, anneleri öperek sarılarak, kuzum diyerek, canım diyerek, kurban olurum sana diyerek bir kampanya yürüttü. Ve o kampanyası hani insana dokunan bir kampanyaydı. Çok da etkileyici olduğunu görüyorum. Ve tabii ki şunu da söyleyebiliriz, karşısında Murat Kurum gibi bir isim vardı. Ama unutmayın, Murat Kurum orada aday değildi, sadece bir figürdü. Asıl aday, İstanbul için asıl aday Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin partili cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu her şeye rağmen işte böylesine bir başarı elde etti. Kime karşı? Tabii ki AKP iktidarına karşı. Kime karşı? Erdoğan'a karşı böyle bir başarı elde etti. Onun Saraçhane'de yaptığı konuşmayı şöyle bir dinletelim size. İstanbul'a hayırlı olsun. İstanbul'a, bütün insanlarımıza hayırlı olsun. Bu şehrin en ön saflarındaki mini minnacık çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu şehrin pırlanta gibi geleceğe birlikte umutla koşacağımız gençlerine hayırlı olsun. Bu şehrin kadınlarına, bu şehrin annelerine, bu şehrin beyefendilerine, emeklilerine hayırlı olsun. Bu şehre değer katan 16 milyon insanına, bu şehrin çeşitliliğine, bu şehrin bütün insanlarına, bu şehrin inançlarına, bu şehrin kadim kültürüne, bu şehrin kadim dillerine, bu şehrin kadim her duygusuna hayırlı uğurlu olsun. Benim büyük ailem bu akşam buraya çok değerli il başkanım Özgür Çelik'le, bir de sevgili ailemle çıktım. Eşim ve çocuklarımla. Çünkü ben onlara ailem, siyasi ailem, ama bir de benim kocaman bir İstanbullu ailem var. Sizleri tanıştırmaya, sizlerle kucaklaşmaya geldim. Merhaba İstanbul! Merhaba İstanbul! İstanbul 16 milyon kazandı. 16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun! Kutlu olsun! Bu seçimin kaybedeni yok.
biliyorsunuz değil mi? Evet, gördüğünüz gibi Saraçhane'deki görüntüler bunlardı ve saatlerce devam etti. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de benzer görüntüler vardı. Özgür Özel önce basına bir açıklama yaptı. O açıklamasını ayrıntılı bir şekilde dün akşam size dinledik. Daha sonra kendisini bekleyen halka yönelik de otobüsün üzerine çıkarak genel merkezin bahçesine dolmuş olan kişilere hitap etti. Çünkü haklı bir şekilde böylesine hitap etme hakkına sahipti. Çünkü kaleler teker teker yıkıldı. AKP'nin kaleleri Adıyaman, Afyon ve Kilis'te Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir sürprize adım attı, imza attı. AKP'nin yıllarca 20, 30, 40 yıl boyunca kaybetmediği bu kentlerde, 40 yıl demeyeyim çünkü 22 yıl en azından AKP açısından söyleyebilirim, bu kentlerde birinci parti oldu. Balıkesir, Manisa'da 74 yıl aradan sonra tam olarak ilk kez belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Denizli, Bursa, Kütahya, Giresun, Zonguldak AKP'den CHP'ye geçen kentler oldu. Yurttaş her gün kötüye giden yaşam koşullarına dur dedi. AKP iktidarına sarı kart gösterdi. AKP'nin uzun yıllar elinde tuttuğu büyük şehirler Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. 2004 yılından beri AKP'nin yönettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi bu seçimlerde el değiştirdi. Bursa gülümseyecek, hiç merak etmeyin. Gerçekten gülümseyecek. Önceki seçimde kıl payı farkla kaybeden eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bu seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Üstelik de 2019'da bize oy vermemiş olan, verememiş olan mahallelerimizden gelen sonuçların özellikle çok güzel olması ve birçok sandıkta da önde olmamız takdire şayan. Onun için teşekkür ediyorum o güzel insanlara. Basın açıklaması yapan Bozbey yeni dönemde Bursa'nın daha iyi yönetileceğini söyledi. Son oy sayıldıktan ve ardından da ıslat imza tutanağı geçtikten sonra da işte o zaman Bursa tümüyle gülümseyecek ve sizlerle de hep beraber bu mutluluğu paylaşacağız diyorum. Balıkesir'de de demokrasi şöleni yaşandı. CHP'nin adayı Ahmet Akın sandıkları yıktı geçti. Birkaç yıldır AKP'nin elinde olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi CHP'nin zaferiyle sonuçlandı. Yarın her şey çok daha iyi olacak. İnşallah birlikte Balıkesir'imiz kalkınacak, büyüyecek. Efendim, daha çok huzurlu, adaletli bir büyükşehir belediyesini hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyor. Balıkesir'i görünce diyorum ki ah ne çektin Ahmet Akın, gerçekten de önce 15 milletvekili arasında katılıp da İyi Parti'yi meclise taşıyan kişilerden birisi oldu. Daha sonra Balıkesir'i alacakken %14-15 fark varken yine çekilip İyi Parti ittifakından dolayı İyi Parti adayına bırakması, İyi Partili'nin bu kenti kaybetmesi, kaybettikten sonra da istifa edip AKP'ye geçmesi. Ah ne çektin Ahmet Akın. Sahte adaylar çıktı, bağımsız adaylar çıktı ama Ahmet Akın peşini bırakmadı ve Balıkesir'in belediye başkanı oldu. Sezin Öne ile konuşacağız. Merhabalar sevgili Sezin Öne, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Şimdi kısaca biz bu seçimi iktidara gösterilmiş bir sarı kart olarak yorumlayabilir miyiz? Tabii bir sarı kart olarak net yorumlayabiliriz. Hatta tabii bir kırmızı ışık diyenler var. Daha ileri gitmemesi için iktidarın bir anlamda kırmızı ışık olarak da alabilirsiniz. Bu ekonomik konularda, Türkiye'nin genel yönetimiyle ilgili konularda da aynı zamanda yerel yönetimlerde de. Çünkü yerel yönetimlerde de bana kalırsa özellikle Turgut Altınoğlu'nun mal varlığının Ankara'da işte açıklanmasıyla beraber bütün Türkiye'ye düşündürülen bu belediyeler yoluyla elde edilen haksız kazançlar, sonradan edinilen servetler meselesi biraz da oldu. Biraz onunla da ilgili herhalde kırmızı ışık da var bana kalırsa. Emekliler, ekonomik sıkıntılar, bu vatandaşların sandığa gittiğinde işte attığı oy için önemli bir gerekçe miydi? Elbette. Ya bir kere ekonomik kriz kendini çok daha fazla hissettirmeye başladı Mayıs seçimlerine göre. Biz Mayıs seçimlerinden sonra işte demek ki Türkiye'de ekonomi sandığa yansımıyormuş, bir etkisi olmuyormuş
gibi tartışmaların içine yuvarlandık. Ama orada hep işte vurgulanması gereken, zaten işte vurgulamaya çalıştığımız bir kısmımızın daha sonra bir kere daha iktidara şans verildikten sonra ekonominin düzelebileceği, işlerin yoluna nasıl olsa gireceği ile ilgili bir algı vardı. Yani ekonomik kriz tamam, işte bazı sıkıntılar var ama gene bunu çözerse bu iktidar çözer. Dahası bunlar o kadar kronik sorunlar da değiller gibi. Şimdi son aylarda giderek artık sorunların, ekonomiyle ilgili meselelerin kronik derin meseleler olduğu, öyle bir takım tedbirlerle, bakan değişiklikleriyle doğru veya işte doğru atılmaya çalışılan adımlarla hemen çözülemeyeceği, yıllara yayılacak en iyi ihtimalle bir durum olduğu kabullenilmeye başlandı. Ve tabii insanlar bu analizleri kafalarında yapmasalar da günlük hayatlarında devamlı her gün o ekonomik kriz referandumunu yaşıyorlar adeta. O da bir sandık meselesi insanların günlük hayatında. Bu arada tabii Türkiye İttifakı vurgusu çok fazlaydı Özgür Özel'in bütün seçim kampanyası boyunca. Çünkü başka partilerle ittifak gerçekleşemedi. O Türkiye İttifakı vurgusu bir anlamda seçmene yansıdı. Seçmen seçilebilecek ve AKP'nin karşısında rakip olacak partiyi seçti aslında. Hangi siyasi partiyi tutarsa tutsun ya da desteklerse desteklesin. Bu seçimde ana muhalefet partisine oy verdi galiba. Evet, tabii orada bu seçimin yükselene iki parti, işte CHP, bir yanda da Yeniden Refah tabii ki. Türkiye'nin toplam oyda üçüncü partisi haline gelip sıfırdan, 2019'da hakikaten sıfırda olan bir partiden bu noktaya gelen bir hareketten bahsediyoruz. Orada iki partinin de baktığınızda genç ve yeni liderleri var. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Henüz bunun üstüne çok konuşmadık. İşte CHP'de liderlik değişikliği biraz işte yolda giderken, dereyi geçerken bir anlamda tekne değiştirmek, kaptan değiştirmek gibi algılandı. Ama bu aslında pozitif etki bir kez adaylar belirlendikten sonra bana kalırsa yaptı. Şöyle ki, Özgür Özel iyi analiz etmiş gözüküyor. Nerede sorun var, nereye gitmesi gerekiyor, nereye müdahale etmesi gerekiyor kampanyanın o son dönemecinde. Çünkü biz anketlerde de birden bir yükseliş gördük. Yani orada CHP dip dalgası geliyordu ve nasıl olsa bunlar olacaktı diyemeyiz. Birden son haftalarda aranın açılmaya bütün Türkiye'de ve hatta anket sonuçlarının da ötesinde bir takım tablolar ortaya çıkabildiğini gördük. Bu işte son haftalarda bence kampanyaya çok yüklenmek, adayların tabii bunun ötesinde, sizin de bir programınızda bahsediyorlardı araya araştırmadan Murat Bey, Murat Karan. Yani evet. Ne kadar çok düşünün, sahada seçilmeyi bekleyen aday vardı. Ve özellikle yeni yönetim işte aday göstermesi dolayısıyla CHP'de ve Yeniden Refah'ta da yeni bir çıkış yapan parti olması dolayısıyla bu adaylar özellikle bu iki partide çok enerjikti. Bu sadece işte belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı adayları değil. Aynı zamanda ilçe belediye başkanı adayları, yani bu çeper çeper adeta bütün tabana yayılan belediye meclisi adayları hepsinin bir arada bir ordu gibi çalıştığını düşün. Mesela Mayıs seçimlerinde bu hiç yoktu. Mayıs'ta biz milletvekili adaylarının bu kadar sahada olduğunu, bu kadar partilerin çalıştığını görmedik. Bana kalırsa tabanda onun etkisi oldu. Tabii ulusal çapta da baktığımızda Mansur Yavaş ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun da estirdiği bir liderlik rüzgarı var. Onların da kendi illerinde çalışmaları bütün Türkiye'ye yayılan bir rüzgar estirdi. Çok önemli. O değişim bir anlamda tuttu mu acaba? Kurultaydan itibaren başlayan, Özgür Özel'in genel başkanlığıyla devam eden ve o gençleşen, kadınların sayısının arttırıldığı bir değişim başlamıştı. Söyleme de yansıdı bu değişim. Acaba o değişimi bekliyor muydu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni? Açıkçası biz siyaseti yakından izleyenler, çok fazla tartışmaların içinde olduğumuz için, her türlü hataya tanık olduğumuz için, eleştirel baktığımız için özellikle de CHP'ye de eleştirel bakıyoruz.
bir mesafe koyarak, bir anlamda objektif bakmaya çalışarak ve orada CHP'nin bütün hatalarını da konuştuk. Aday belirleme sürecindeki hatalar, işte bütün kurultay süreci, ondan sonra kurultay sürecinin bir türlü geride bırakılamaması vesaire. Ama seçmen tabanı geneline baktığınızda bu kadar detaylar üstünde durmuyor tabii ki seçmenler. Ve orada daha çok yeni bir yüz görmek karşılarında ve ondan sonra adayların bir şekilde kendilerini kanıtlamak için tabii çok çalışmaları. Yani şimdi bu yeni yönetimin bir etkisi olduysa yeni belirlenen adaylarla beraber birçok kişinin rahatı bozuldu. Ve onlar orada yeni aday gösterilenler veya tekrardan aday gösterilenler dahi kendilerini kanıtlama mücadelesine girmek durumunda kaldılar. Çünkü bir yandan da üstlerinde tazyik vardı. Eski yönetim olsaydı daha iyi olacaktı vesaire. Şimdi onlar yeni yönetimci mi, nedir, niye aday gösterildiler, böyle bir takım soru işaretleri. Bütün bunlar da gerçekten canlarını dişlerine takarak çalıştılar ve çalışınca da karşılığı alınıyor. Tabii burada işte dediğim gibi Özgür Özel de doğru yere doğru müdahale etmiş gözüküyor kampanya sürecinde. Benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi, çok enerjik biçimde Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna devamlı hiç durmadan miting yapmasıydı. Bu miting yaptığı veyahut da bulunduğu yerler de özellikle seçilmiş gibi gözüküyor. Çalışmalar evet. Sonuçlarına bakılarak, yani rastgele işte şuraya gideyim bunu yapayım vesaire gibi değil de burada işte gerçekten bana ihtiyaç var, burada işte ağırlığımızı koymamız gerekiyor parti olarak. Diğer yerlerde de tam tersine, mesela Ankara, İstanbul gibi yerlerde de geriye çekilmesinin avantajı sağladığını düşünüyorum. Çünkü orada da zaten ön plana çıkan belediye başkanları var. Şimdi bir de Özgür Özel'in çok fazla sahada olmasına gerektirecek bir durum yok. Zaman kısıtlı. İyi yöneticilik bazen işte böyle kendi görevini başkalarına delege edebilmek zaten. Daha iyi yapabilecek veya yapan. Her yerde herkesin olması gerekmiyor. Biz Erdoğan'da mesela çok iyi bir yönetici hep diyoruz ama Erdoğan her yerde olmaya çalışıyor. Bu sefer hiçbir görev, sorumluluk delege edilmeyince kimse sorumluluk sahibi değil baktığımızda. Veyahut da kimsenin bir çekip yüklenip de götürdüğü yok o zaman partiyi. Evet. İyi anketçilerle çalıştı. Nerede seçimi alabileceğine yönelik bilgiler edindi öncesinde. Ve ona göre de o illere, o ilçelere, o büyükşehirlere ağırlık verdi. Ve işte gördüğünüz gibi hiç kazanamadığı, yıllarca CHP'nin isminin bile geçmediği yerlerde belediye başkanlığını kazandı. Peki geçelim AKP iktidarına. Ders aldı mı, mesajı aldık havası var şu ana kadar. Bundan sonra ne olacak? Birkaç yıl içerisinde, yani 5-4 yıl dolmadan erken seçim olabileceğine yönelik iddialarda bulunan uzmanlar var ya da işte yorumcular var. Siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu? Erken seçim için konuşmak şu an zor. AK Parti şimdi, yani AK Parti derken Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii, kendi oyununu kurmaya çalışacaktır. Şimdi bir tarafta kendi partisiyle ilgili yeni bir tasavvur oluşturması gerekecek. Bir yanda işte MHP ile olan ittifakı ve daha geniş ittifakı ne olacak? Öte yanda bir de devlet meseleleri var tabii. Yani orada da işte mesela Irak'a operasyon söz konusu. Bu önümüzdeki aylarda gündem olabilir çok tabii ki. Biz, bana kalırsa, önümüzdeki aylarda zaten genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizi bambaşka bir gündeme, bir başka gündem makasına sokmaya çalıştığını ve günlük siyaseti, bu anki şu an çok fazla gündemimiz olan bu yerel siyasetten uzaklaştırmaya bizi başlayacağını düşünüyorum. Ve daha ulusal konuları konuşmaya başlayacağız. İşte daha işte zayıf olan meclis, oradaki siyasetçiler daha işte bir aslanın ağzına itilmeye başlanacak. İşte bir yandan Kuzey Irak vesaire, biz bunlarla bambaşka bir gündemin içine gireceğiz. Ve bu sırada da bana kalırsa muhalefetin yeniden dizayn edilmesi için bir takım adımlar atılmaya çalışılacak. Erdoğan'ın kendi partisinden ziyade, ya işte CHP'nin içindeki gene işte ikilikler, ayrılıklar. Hiç unutmayalım, gene de ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu'nun başında da bir dava süreci var. Bu dava süreçleri hala tekrar tekrar gündeme getirilebilir ve hala teknik olarak kendisinin önüne siyasi kariyerine çelme olarak takılabilmeleri teknik olarak, yasal olarak mümkün. Bütün bunlar olunca önümüzdeki aylarda ben AK Parti'nin, tamam biz işte, ve Erdoğan'ın, biz bundan sonra demokrat olalım, reform yapalım,
Bundan sonra işte biz otoriterlikten bir yarar görmedik. Bari bundan sonra her şeyi bambaşka yapalım diyeceklerini pek zannetmiyorum. Çünkü bu artık bir karakter biçimini, bir yönetim biçimini aldı. Zaten iktidara yakın kanallara baktığımızda da hemen bu nifak tohumları bir ekilsin. İşte Mansur Yavaş, bir yanda Ekrem İmamoğlu, bunlar didişecek. Özgür Özel, bunların hangisi lider vesaire. Hatta işte zaten işte bir olay olsa, herhangi bir CHP'li kötü davransa bir AK Partili'ye, seçmene vesaire, o mesela günlerce olay olacak. İşte bunlar hemen geldiler, büyük kibir yaptılar, işte eziyorlar, böyle baskı yapıyorlar, zulmediyorlar vesaire gibi. O yüzden muhalefetin önünde aslında çetin bir dönem var. Bütün bu tuzakların dikkatinde olması lazım, kendi işini gücüne vermesi lazım. Yoksa iktidardan biz bir demokratikleşme böyle baharı beklememiz çok beyhude olur. Tabii aslında iktidar medyasından bahsettiniz. İktidar medyası kendilerine öğretilenleri yapılıyor ve şu ana kadar gördüklerini yapıyor. Farklı bir siyaset eğer uygulansa ona da uyacak iktidar medyası. Kara propaganda tutmadı, yalanlar, iftiralar tutmadı sonuçta. Yani bu yerel seçimlerde o söylem karşılığını bulmadı seçmende, değil mi? Ben öyle gördüm doğrusu. Tabii şimdi insanlar bir de Mayıs seçimlerinde bu devlet seçimiydi. Bir beka konusu vesaire anlamlandırılabiliyordu. Yani bir devleti orada korumak, iktidarı devletle özdeşleştirerek korumak devreye giriyordu. Veya bunlar devleti daha iyi yönetir gibi bir algı. Ama şimdi burada yerel yöneticileri seçiyorsunuz ve burada Fatih Erbakan'ın o çıkışı da önemliydi. Bu bir beka seçimi değil diyerek. Bu söylemi mesela sürdürmeyen, kıran önemli bir çıkış oldu. Baktığımızda da mesela İyi Parti bu tamamen o ters aksa girip hala bu beka konusu veya demlenmek vesaire bütün bunları ana muhalefetin önüne iterken, CHP'nin önüne iterken bir anlamda yeniden Refah ve CHP bir siyaset alanı açtılar kendilerine hiçbir şeye bakmadan. Siyaset yaptılar. Tamam, yeniden Refah da benim görüşlerime çok aykırı ama onlar da siyaset yaptı. Evet. Ve siyaset yapan da bu anlamda kazanmış oldu. Öte yandan işte bu işi hala gene Mayıs seçimlerini sürdürmeye çalışmak seçmende tabii ki de bir bıkkınlık ve yorgunluk yaratıyor. Siz sürekli bir yandan hayatta büyük bir mücadele içindeyken, ekonomik krizin sıkıntılarını giderek daha fazla yaşarken demlenmek bir artık grotesk bir hal aldı bu söylemde. Yani bir komediye dönüştü adeta. Güldürmeyen bir komedi, evet, tabii. Evet. Peki, çok teşekkürler sizinle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere ilk fırsatta yine. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, seçime yönelik haberlerimiz bitmedi. O kadar çok haber var ki sizinle o haberleri paylaşmak isterim. Mesela artık Erdoğan'ın yaşadığı semtin belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili. İlginç. Üsküdar'dan bahsediyoruz. Marmaris'te Okluk Koyu vardı biliyorsunuz, orada sarayı var. Oranın da belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili Acar Ünlü. Gencecik bir belediye başkanı. Kasımpaşa, yani Beyoğlu. Beyoğlu'nun da artık belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili. İşte şu anda sarmallanmış durumda Erdoğan. Üsküdar Belediye Başkanı'ndan başlayarak bu örnekleri verelim size. Geçti. Atalan Üsküdar'ı geçti diyeceklerdi. Dedirtmedik! Dedirtmedik! Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki belediyelerin sınırları içinde ikamet edecek. Millete sopa gösterilmez. Gösterenler cevabını sandıkta aldı mı? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediniz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Beştepe'nin bağlı olduğu yeni mahalle bir kez daha Fethi Yaşar yönetiminde CHP'de kaldı. Demokrasi görevini gelin sandıkta oylarınızı kullanın. Marmaris'te bulunan ve yazlık saray olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi de CHP'nin yönettiği Ege'nin önemli ilçelerinden Marmaris'te bulunuyor. Marmaris'i CHP'li başkan yönetmeye devam edecek. CHP, AKP'nin İstanbul'daki kalelerinden Üsküdar'ı aldı. Üsküdar, 1994'ten beri Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP'nin yönetimindeydi. CHP'nin kadın adaylarından Sinem Dedetaş'ın Üsküdar'daki zaferinin ardından Erdoğan'ın İstanbul'daki konutunun bulunduğu Kısıklı'da CHP yönetimine geçti.
Erdoğan'a bir sürpriz de Beyoğlu'ndan geldi. Doğup büyüdüğü Kasımpaşa'da Beyoğlu sınırları içinde. Beyoğlu da 31 Mart 2024 itibariyle CHP yönetimine geçti. Erdoğan'ın Ankara'da 12 yıl kaldığı Subayevler Mahallesi de Keçiören'e bağlı. AKP'nin Ankara'daki kalelerinden Keçiören de CHP'ye geçti. Evet, kaleler teker teker düştü. Gördüğünüz gibi Kısıklı, Beştepe, Okluk, Keçiören. Keçiören'de biliyorsunuz geçen hafta Keçiören Belediye Başkan adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçeğin izinde programımızın konuklarından birisiydi. Zaten o projelerin öylesine projeler gösterdi ki 5 yıl göz kapayıp açıncaya kadar geçecektir büyük bir ihtimalle. Bakacağız önümüzdeki günlerde neler gösterecek. Bu sabah uyandığımızda farklı bir Türkiye uyandığımızı kabul edin lütfen. Esnafa gittiğinizde, başka birileriyle konuştuğunuzda çok daha farklı bir yüz görüyorsunuz ve ses duyuyorsunuz diyelim. Çünkü karabasan gibi ülkenin üzerine çökmüş olan bir iktidardan bahsediyoruz. Korkutan, sindirmeye çalışan, sürekli olarak sizin özgürlüğünüzü kısıtlayan ve tamamen yaşam biçiminize karışan, 3 tane çocuk yapacaksın, 5 tane bilmem ne. Sonuçta bu türlü bir müdahaleci bir sistemle ülkeyi yönetmeye çalışan bir iktidar var. Bu iktidar karabasan gibi ülkemizin, hepimizin üzerine çökmüş durumda. Gülümseyen yüzlere hasret kalmıştık. Bu sabahtan itibaren o insanları gördük gerçekten de. Ekrem İmamoğlu bu sabah uyandığında bakın ne paylaştı. İstanbul'da bu sabah 16 milyon kazandı. Çocuklarının geleceğine daha güvenle bakan anneler, babalar, fırsat eşitliği isteyen gençler, üretimine destek gören çiftçiler, kadınlar, emekliler, engelliler, işçiler kazandı. Bu sabah kardeşlik, eşitlik ve demokrasi kazandı. Bu şehir bizimdir diyenlere karşı İstanbul hepimizindir diyenler kazandı. Şimdi tam yol ilerleme zamanı. Teşekkürler İstanbul. Evet, düşünsenize bir yerden bir yere giderken 80-90 araçla konvoylar halinde giden ve vatandaşa paketler suratına atan, çay paketleri suratına atan bir kişi bir yandan da canım kuzum kurban olayım sana diye sarılan ve onlarla ağlaşan, onlarla gülen bir kişi. Ekrem İmamoğlu gerçekten de İstanbul'daki başarısını öyle tesadüfen elde etmedi. Biz resmen başından beri izliyoruz. 5 yıldan beri zaten o şehri yönetiyor. Ama şu kampanya boyunca çok daha fazla onun söylemlerini dinledik, tavırlarını izledik. Ekrem İmamoğlu o hani kravatını çözen, beyaz gömleğini, kollarını sıvayan birisi sadece değil. Aynı zamanda vatandaşlarla kucaklaşarak bu işi yürüten kişi. Özgür Özel, bu seçimlerin galipleri, bu seçimlerin kahramanlarından bir tanesi o. Bu değişimi, o değişim sözcüğü altında bu değişimi partide sağladı. Sağlamaya da devam ediyor çünkü önümüzdeki aylarda biliyorsunuz tüzük kurultayı gerçekleşecek ve artık bazı itirazlar da ortadan kalkacak. Cumhuriyet Halk Partisi bambaşka bir parti haline dönüşecek. Gençleriyle, kadınlarıyla bunu ben görüyorum, hissediyorum. Ankara'da yaşayan ve çok yakından bu partiyi takip eden bir gazeteci olarak size onu rahatlıkla söyleyebilirim. Mansur Yavaş'ı ihmal etmeyelim. Olağanüstü bir çaba gösterdi ve gerçekten de siyaset üstü bir tavır içerisine girdi. Herkesi kucaklayan, herkes tarafından güven duyulan bir isim haline dönüştü ve %60'ın üzerinde oy aldı. Olağanüstü bir oy oranına sahip oldu. Ve Mansur Yavaş'ın dün akşamki zafer konuşmasına bir kulak verelim. Başımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya bakışımız farklı olabilir. Ama artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız. 6 milyon Ankaralı'ya kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kent Ankara bize bundan 100 yıl önce farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da Anadolu'nun çeşit yerlerinden vatan uğruna bir araya gelip kurtuluş destanını yazanların emanetidir Ankara. Bu kent bize bitti denilen yerde bir anka kuşu gibi küllerinden doğarak tüm zorlukları aşan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emaneti.
Evet, Mansur Yavaş gerçekten de bu seçimin galibi kahramanlarından birisiydi. Onu da söyleyelim. Dün akşam Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden genel merkeze geldi. Olağanüstü bir tezahüratla karşılandım. Özgür Özel'in yanına çıktığında sürekli olarak pencereye çıkmasını isteyen vatandaşlar vardı. Dün akşam bizim de şahit olduğumuz. Efendim, ara veriyoruz. Aradan sonra bu seçimin bir başka kahramanını size tanıştıracağım. Abdurrahman Tuttere yıllar sonra Adıyaman gibi bir kenti Cumhuriyet Halk Partisi'nin elde etmesini sağladı. Birazdan.